arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle daha önce çalışmış olduğumuz battaniye modelimizin bir de kenar uygulamasını çalışmak istedik düz bir çalışmayı uygun gördük sadeliğin şıklığına yakalamak istedik İki sıra trabzanımızı ördük bakınız ilk önce üçer üçer trabzan şeklinde ana gövdemize bağlandık daha sonraki trabzan sıramız ve sık iğnemizle kenarımızı çalıştık Evet kolay gelsin diyerek hemen kenar çalışmamıza başlayalım başlayalım. Kolay gelsin. batani modelimizi çalıştıktan sonra bir de kenar çalışmasını birlikte yapalım. Kenar çalışmasını yapacağım için mavi ipimi koparmamıştım. Mavi ipim aynı yerde trabzanımı yaptığım yerde kaldı. Bakınız şu şekilde hemen çalışmamızı başlayalım. Burasını en son olarak gördüğümüz bölüm bakınız en son trabzanımızı örmüştük ve tığımın başında doluyorum. Beyazımı da kavrayacak şekilde içerisine girerek ikili bir trabzanımı örüyorum. Tekrar şu şekilde doğru meyil veriyorum. Bakınız bir kendi trabzanı, iki şimdiki çalıştığımız ve hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum. Aslında iki tane trabzanımı buraya ördüm. Tığımın başını doluyorum. İki trabzan sonrasında bir üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir tane kendi trabzanımız yani modelimizin olan trabzan 3 tane de trabzanımı şimdi yaptım ve tekrar tığımın başını doluyorum 2 tane bakınız paralel duran trabzanlarımız var her ikisini kavruyorum alta giriyorum araya ve 3 tane trabzan da buraya örüyorum ikili trabzan şeklinde 3 trabzanımı da buraya ördükten sonra buradaki ara kabartıyı atlıyorum. Diğer iki tane paralel duran trabzanlarım yani zincirlerden oluşan kenar trabzanlarımı kavuruyorum. 1 2 ve 3 tane trabzanımı örüyorum. Hepsi de ikili trabzan. Yine kabartılı bölümü atlıyorum. Tığımın başında oluyorum. 2 tane paralel trabzanımızın her ikisini de kavrayarak 3 tane trabzanımı örüyorum. Arayı kabartılı bölümü hiç batmadan diğer bölüme geçiyorum. 1, 2 ve 3. Kabartılı bölümümü geçiyorum. Diğer bölüme geliyorum. 1, 2 ve 3. Ve diğer bakınız hemen yandaki bölümüme geçiyorum. 1, 2 ve 3. Burası köşemizin olduğu bölüm bakın bir köşemizden başlamıştık bir köşemizin kendisinden bir trabzanımız vardı yanına 3 tane trabzanımızı örmüştük dönüş yapacağımız için birazcık daha fazla yapmamız gerekmekte buradaki trabzanı şöyle görelim bakınız yandan çok güzel durmakta kenarımız şimdi dönüşümüzü yapıyoruz 3 tane trabzanımız vardı hemen 4 5 tane trabzanımı ekliyorum bir tane daha ekliyorum toplamda 6 tane trabzanımı örüyorum ve dönüşümün gayet güzel kasmadan yumuşak bir dönüş olmasını sağlıyorum eğer ipiniz kalınsa burada 5 tane dönüş de yeterli olabilir İpinizin kalınlığına veya örgünüzün geniş ya da sık oluşuna göre çok fazla da doldurmamanızı tavsiye ederim. Az da olmasın fazla da şöyle bakınız uygunca durması en güzel olanı. Şimdi Alt kısma modelimizi ilk uygulamaya başladığımız yere geldik. Yan kısmımızı üçer üçer örerek geldik. Alt kısmımıza şu an geldik bakınız. Şimdi tığımın başını doluyorum. Burada bu görmüş olduğumuz beyazlı bölümlerin olduğu yerler var bakınız. Şuradaki ve hemen bir tane mavi bir tane beyazımızın bulunduğu bölümler. Tığımın başını doluyorum. Beyazımın olduğu yerden giriyorum. Bir, bakın beyazımın arasına giriyorum 2 ve 3 3 tane trabzanımı beyazımın arasından bağlanarak ördüm tığımın başında doluyorum mavi olan bölümü atlıyorum tekrar beyazımın tam şöyle arasına giriyorum her iki trabzanımı bakınız şöyle altta görünen paralel trabzanlarımı kavrayarak üç tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 Üçer üçer trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Sadece beyazımızın olduğu yerden alıyoruz. Mavimizin olduğu yerden almıyoruz. Evet örmeye devam ettim. Bakın sadece beyazlı bölümlerden üçer trabzanımı alarak ilerliyorum. Köşemize doğru yaklaşıyorum. Maviyi atlıyorum. Beyazımın arasına giriyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 ve 3. ördüm mavinin olduğu bölüm atlıyorum beyazın tam şöyle araya giriyorum 3 tane ikili trabzanımı örüyorum mavimizi atlıyoruz tekrar beyazımızın olduğu yerdeyim 3 tane trabzanımı bu şekilde örüyorum şimdi köşemizin olduğu bölümümüze geldik bakınız köşemizin olduğu bölümde hemen köşeme giriyorum 1 2 3 4 5 ve 6 diğer tarafı da 6 trabzan örmüştük ama tekrar hatırlatmak istiyoruz ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre eğer fazla olacaksa lütfen daha az yapalım ne kadar uygun olacaksa 1 2 3 4 5 ve 6 6 tarabızanımı bu yöne de ördükten sonra tıpkı buradaki yandaki ördüğümüz gibi üçer trabzan, üçer trabzan örerek bu kısımdan da ilerliyoruz. Bakınız iki tane geçiş trabzanlarımızın olduğu yere giriyoruz. 1 2 ve 3 Aradaki kabartıyı atlıyorum. Hemen iki tane bakınız şu şekilde trabzanımın olduğu yere 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3 ve ilerliyorum başa kadar gelelim diğer karşı tarafı da aynı şekilde üçer trabzan örelim ve başlangıç noktamızda görüşelim Evet bütün köşelerimizi çalışarak geldim bakınız Altımızı birlikte yapmıştık, yanı beraber örmeye başlamıştık. Üst sırayı da aynı şekilde üçer trabzanlarımızı beyazımızın arasından alarak ördük ve başlangıç noktamıza geldik. Başlangıç noktamızda üç tane trabzanımızı örmüştük hatırlarsanız. Hemen tığımın başını doluyorum, aynı yere giriyorum. Bir, şöyle daha düzgün alalım. 1 2 ve 3 Toplamda. 6 tane trabzan da buraya uyguladım. Hemen buradaki trabzanımın olduğu yerden şöyle batıyorum. Sadece geçiş yapıyorum ve burayı düzeltiyorum bakınız. Şimdi hemen yandakine bir tane gizli geçişimizi yapalım. Daha düzgün olsun ikinci bir sıra örüyorum 3 tane zincir çekiyorum ve birer birer bütün trabzanlarımın üzerine örüyorum Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz hemen minik bir kirpik de yapabilirsiniz ama ben bir sıra daha geçmek istiyorum bütün trabzanlarımızın üzerine birer tane trabzanımızı örerek ilerleyelim daha belirli olsun battaniyemiz büyük olacağı için Kalın bir kenar, yani en azından bu kadar bir kenar daha güzel toparlayacaktır. Şöyle ilerleyelim. Her trabzanımızın üzerine ikili trabzanımızı örmekteyiz. Köşelerde sadece artışımız olacak, güzel dönebilmemiz için. Yanlarda herhangi bir işlem yapmadan sadece ilerliyoruz. Bakınız. Köşeye doğru geliyorum, hiç atlamıyorum. Bakınız, birer birer. Bütün trabzanlarımı örerek geliyorum. Köşemin olduğu yerdeyim. Bakınız. Bir. Bir tanesini ördüm. İkinciyi iki defa örüyorum. Bir. Aynı yere batıyorum. İki. Güzel dönebilmemiz için gerekmekte. Üçüncüyü yine iki defa örüyorum. Birinci trabzanımızı bir defa ördüm. İkinci trabzanımızı iki defa. Üçüncü iki defa. Dördüncüyü yine iki defa örüyorum. Bakınız beşinci trabzanımı da iki defa örüyorum. Altıncı trabzanımızı tek örüyorum. Bir defa örüyorum. Şu şekilde. Başlangıç ve sondaki birer trabzanımızı tek örelim. Aradaki bütün trabzanlarımızı ikişer defa örerek dönüşümüzü yumuşaklaştıralım. Ve kalan trabzanlarımızı birer birer örerek ilerleyelim. Bu köşelerimizde de aynı şekilde ilk trabzanlarımızı ve son trabzanımızı tek Aradaki bütün trabzanlarımızı çift olarak örelim ve burada yine görüşelim. Köşemize kadar örerek geldim. Şu şekilde bakınız. Birer birer örüyoruz. Köşemizin ilk trabzanını bir tane ördüm. Diğerlerini ikişer ikişer örüyorum. Aradakini aynı yere bir daha batıyorum. Kenarımızın bükülmesini istemiyoruz. Aynı yere ikinci kez batıyorum. Bakınız. İlk tek ördüm. Çift ve çift. Tekrar çift örüyorum. Çift ördüm. Bakınız bir tane tek. 1, 2, 3, 4, 5. Aradaki 4 tane trabzanımı çift ördüm. İlkini tek ördüm. En sonu da tek örüyorum. Ve bu şekilde geçişimi yapıyorum. Şimdi yandan dümdüz birer birer örelim. Buradaki geçişimizi de aynı bu şekilde yapalım ve başlangıç yerimizde görüşelim bütün köşelerimizin ikinci sırasını da tamamladıktan sonra şimdi üçüncü bir sıraya başlıyoruz. Dilerseniz üç sırada örebilirsiniz ama ben üçüncü sıramızla artık sık iğne ile kapamak istiyorum. Bu şekilde kapamayalım lütfen. Hani burada hemen birleştirip ipimizi koparmıyorum. Eğer ipiniz falan kalmadıysa beyazımızla da üstünden bir sıra sık iğne geçerek e, kenarımızın düzgün bir şekilde durmasını sağlayalım. Bu şekilde bırakmayalım. Şimdi başlangıçtaki geçişimizi yapıyoruz hemen aynı yere bir daha batıyorum köşemizin dönüşü güzel olsun evet ve zincirimin olduğu yere geliyorum ve bağlanıyorum bir tane zincir çekiyorum hemen tepeye batıyorum ve bütün trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğnemi yaparak kapanışımı yapıyorum iğne yaptığımız zaman daha güzel durmakta herhangi bir şekilde e, gevşemiyor açılmıyor belirli bir düzende kalıyor birer birer sık iğnemiz sık iğnemiz sadece batıyorum ve çekiyorum sadece batıyorum çekiyorum başını dolamadan direkt giriyorum bakınız her bir trabzanımızın üzerine bir defa batıyorum aynı yere iki defa batmayalım. Çift yaptığımız yerleri yine çift olarak örelim. Bakınız. bir Yine köşemizi mutlaka iki olarak sık iğnelerimizi de batalım. 1 ve 2. Bir sonrakine batıyorum. 1 ve 2. 1 ve 2. Eğer eee karanfilleşecek gibi marullaşacak gibi olursa bir tek bir çift olarak da yapabilirsiniz elinizin sıkı veya gevşek oluşuna göre bazen çok gevşekse hemen marullaşabilir o yüzden bir tek bir çift yaparsınız herhangi bir sıkıntı yoksa bu dönüşümüzü ikişer ikişer sık iğnelerimizi örerek devam edebilirsiniz Evet şimdi köşemizin hepsini ben ikişer girdim ve ilerliyorum Evet bu şekilde en son sıramızı da sık iğne olarak örelim ve tamamlayalım. Battaniyemizin kenarını da bu şekilde hazırladık bakınız. En son batma işlemini de birlikte yapalım bakınız. En son geçişimi yapıyorum. Şöyle alıyorum. Batacağımız bir yerimizin geçişini yapmamız gerekmekte. Şöyle sık iğnemi örüyorum ve bir sonraki sık iğneme bağlanıyorum sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bakınız bu şekilde düzgün bir geçiş oluyor. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve battaniyemizin kenarında bu şekilde çalışmış oluyoruz. Evet böylece bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Tekrar yeni çalışmalarda görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.